Bugünkü dersimizin konusu adverb adjectives soru zarfları soru zarfları soru sormak için yardımcı kelimedir örnek ka komo kombiye pourquoi. bunlar e, soru zarflarıdır adverb adjectivesdir ka ne zaman ka iro ne zaman tatile gide gideceğiz Önce adverb atoaktiv gelir, ardından fiil, ardından özne, ardından tümleç eğer varsa eğer. Bu genel kuraldır. Adverb atoaktiv, ardından e, verb fiil, ardından süje, özne, ardından komplemo eğer e, tümleç varsa ve ardından soru işareti. Bu genel kuraldır. Como nasıl? Komo iras-tu en vacances? Nasıl tatile gideceksin? Bu da aynı eee demin ki gibi adverbial, fiil, ondan sonra özne, arnanı complemento. Combien ne kadar? Combien d'argent tu ne kadar param var? Eee combien je vous dois bu sokak dilidir. Burada sokak dilinde önce muaterogatif ki adverb interrogatif gelir, ardından süje gelir, ardından pronom personel, ardından fiil ve tümleş sonunda tümleş varsa eğer. Bu sokak dili. Combien je vous dois? Önce özne, sonra fiil geldi miydi bu sokak dilidir. Combien dois-je vous payer? Deminkinin bu demin ki je Combien je vous dois, aynısı fakat bu resmi dil. Combien dois-je vous payer? Yani önce adverb ardından verb fiil, ardından süje, ardından pronom personel, ardından komplement varsa eğer. Burada görüyoruz. Önce fiil, ondan sonra özne. Bu resmi dil. Pourquoi? Neden örnek. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Neden beni aramadın? Bu da aynı şekilde. Önce advérbe, objektif gelir, ardından fiil, ardından süje, ardından complément. Fakat ne pas olursa eğer, o zaman ne pas süjenin arası e, fiil ve süje ne pas'ın arasına gir, gi gelir. Bu ne pas, bu olumsuzluk işareti ve olumsuzluğun arasına önce fiil ve ardından süje özne gelir. Fiilen özne nöpanın arasına eklenir. Bir özet geçelim. Özet de <laughs> mevcut dil var. Resmi dil var. Bir de sokak dili vardır. Mevcut dilde bir örnek verelim. Quand est-ce que nous irons en vacances? Ne zaman tatile gideceğiz? Burada eski -que kullanılır. Bu eski -que kullandı mıydı? Bu mevcut dildir. Nous irons en vacances. Eski -que kullandığımızda önce e, süje ardından fiil gelir.

Eski olduğunda bu eski bu mevcut dildir. Resmi resmi dil. Quand irons-nous Ne zaman tatile gideceğiz? Demin örneklerimde ben resmi dili gösterdim size, örnek verdim. Ka adverb adjectif ardından verb fiil ardından suje ee, unutmayın demin unuttum size söyleme trait yani bir çizgi fiille öznen arasında bir tane çizgi olur trait d'union entre le verbe et le sujet bunu eklememiz lazım unutmamamız lazım ardından en vacances complément Sokak dili ise demin uh, combien uh, je vous dois dediğim örnek gibi aynı. Burada nous irons quand en vacances. Veya ka nu ziron vacances. Burada ka. Bu quand yeri sokak dilinde yer değiştirebiliyor. Ka nu ziron vacances. Önce e, adverb interrogatif burada. Adverb interrogatif. Ardından suje, özne. Ardından verb fiil. Ardından komplement ve soru işareti. Bu demin gösterdiğim örnekler. Bu da sokak dili. Quand nous irons. Yani e, sujet. Yani özne. Fiilden önce gelirse. O zaman bu sokak diline gidiyor. Tabii. Quand nous irons en vacances da denebiliyor. Nous irons quand en vacances da denebiliyor. Burada da sujet. Özne. Ardından fiil. Verbe quand adverb interrogatif, soru zarfı. avakans vacances, complément, tümleç. Bu iki sokak dilinin iki örneğini de size gösterdim. Bu iki örnek var. Mevcuttur. Sokak dilini. Ama ben size e, resmi dili tavsiye ediyorum. Sokak dili de değil, mevcut dili de değil. E, resmi, her zaman resmi dil daha güzeldir. Onun için size e, resmi dili tavsiye ederim. Önce adverb interrogatif gelir, ardından fiil gelir, ardından süje, ardından da komplemo. Size bir örnek olarak bunun neden bu böyle falan diye konuşma esnasında eğer bir eski duyarsanız veya sokak dilinden sizden konuştuğunda neden böyle bilgim yoktu öğrenemedim demeyin diye bir üç örneği de size gösterdim anlattım özette. Ama ben ben size resmi dili tavsiye ederim. Öğrenirken her zaman en güzelini öğrenmekte fayda vardır.